Sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben hal müdür olarak Çenezi Radyo Odası hal tesislerinde görev yapmaktayım. Mutlu Çırgın. Yaklaşık 2 senedir bu buradayım. Evet, bu görevdeyim. Peki hal girişi toplam kaç üretici oluyor günde? Günde bizim Perşembe pazarına bağlı olarak halimiz çalışıyor. Salı günü girişlerimiz, üretici olarak girişlerimiz başlar. Yaklaşık 100 üreticimiz gelir salı gününden itibaren. Salı sabahtan başlar. Çarşamba öğlene kadar. Milas, yatağın, Milas'ta hal olmadığı için Milas pazarcıları Çin'i tercih ederler. Burada üretim bölgesi olduğu için. Yaklaşık 100 üreticimiz bir malını getirir, traktörle getirir. Çok az olanlar bırakır. Şu andaki üretim karnabahar, kırmızı lahana, pırasa, yaklaşık yani kış sebzeleri hepsi hemen hemen üretiliyor. Bazı satışlar da tarladan satışta oluyor. Şu andaki tabii direkt tarladan alabiliyorlar. Şu andaki yeni yasaya göre de tarladan aldığı anda künye oluşuyor zaten. Orada sisteme ya telefonla ya da bilgisayar sistemi, tabii bilgisayarla olmaz. Telefonla bildirim şeklinde, ben satın aldım malı şeklinde bildirim yaparak sevkiyatını devam edebiliyor. İstediği yere götürebiliyor malını. Peki üretici son derece memnuniyetsiz ve şikayetçi. Siz bu konuyla ilgileniyorsunuz. Evet, şimdi üretici bizim üretici bölgesi olduğumuz için şimdi sadece bizim buradaki pazarcımız yeterli gelmiyor. Bizim bildiğimiz işte Milas, yatan o bölgedekiler geliyor ama onlar da yeterli değil. Onlar da yani üretimimiz çok. Daha farklı yani ihraca ne bileyim farklı pazarlara açılmamız lazım. Daha büyük. Yani üreticilerin de birlik olması lazım. Şimdi herkes az az. Arasında bir sıkıntı evet, var yani. Evet, şimdi mesela İzmir, Ankara'ya gittiğimizde mesela marketlerde fiyatlar yüksek gözüküyor. Yani bizim burada yani benim gördüğüm üreticilerin yani planlı bir üretim yapılarak pazara kooperatif şeklinde, yeni yasada da o şekilde var. Yani kooperatif birlikler birleşerek satış daha kolay. Ve o künye oluşumu, satış KDV oranları, esneklik yapılmış yani. Yani o da burada arazilerin hep dağınık olmasından, küçük olmasından herhalde üretici de tam bir araya gelemiyor. Gelemiyor. O yüzden hep satış, pazarlama konusunda sıkıntılar oluyor. Her üretici de Perşembe'ye bağlı olarak malını işte satılmayan malları gördünüz. Bugün çarşamba evet. Böyle bundan sonra pek nadir alıcı gelmez. Gelmez. Yani çok az gelir. Yani şu anda zaten bunlar, çok az bir mal. Evet. Çok az bir mal kaldı. Yani bunlar da çok hani düşük fiyata gider. Toplam bu şu anda dışarıda gözlemlediğimiz bütün ürünleri almaya kalksak bize ne kadar mal olur? Yaklaşık mesela 20 tane 20 çuval olmuş olsa şu anda 10 tane traktör var. 20'şer tane olmuş olsa yani 3 liradan dahi verecekler şu anda. Yani 5 liradan falan verildi bir hani çuvalı. Yine 5 liradan hesaplayalım. Bir traktör 100 lira. 10 traktör olsa 1 milyara üreticilerin malını toplarsın. Peki siz üreticiye burada aynı zamanda tüketici veya toptan alıcı bulabiliyor musunuz? Şimdi bize arayanları biz tabii ki buraya yönlendiriyoruz. Malımız var diyoruz arayanlar. Zaten pazarı Çin'e üretim yeri olduğu için buradan tabii ki yardımcı oluyoruz. Ama bir yere kadar. Hani oradakiler tek tek ben tanımıyorum çünkü dışarıdakileri. Evet. Yani ulaşamayız. O yüzden mümkün olduğu kadar satılmasını istiyoruz. Halciler de üreticide olmayan malları getirirler. Mesela muz gelir, portakal gelir. Portakal Köyceğiz'den, muz Anamur'dan, Anamur'dan ve domatesler de Kınık, Antalya tarafından halcilerimiz de onları getirir. Şu anda bizim 17 dükkan, bir tane büyük depomuz var. Bunlarda kişi olarak, şahıs olarak
10 kişi gerçek kişi olarak. Tüzel kişi de 3 tane var şu anda. Yani şirket buradan mal yapıp şirketler var. Karnabahalar İstanbul'a yani. O şekilde bir 2-3 kişiyi dahil ettik geçen sene. Geçen sene onlar da tarladan sevkiyat edip İstanbul'a sevk eden, buralı değil mesela, firma tüzel kişilik. Öyle olan firmaları da yani buradan dükkan, borçlu bir dükkanımız var, verebiliriz yani. Üreticilerimiz yakın köylerden, merkez köylerden, Karakollar, Kahramanköy, Yolboyu, Kestane, İbrahim Kava, Kavşuk, Çarşamba sabah, Perşembe mesela, yarın sabah bir kestane ve cevizin olur. Kestane ve ceviz Perşembe pazarında mesela dışarıya gidecekler veya buradaki pazarcılar Perşembe sabah erken alırlar. O üreticilerimiz de gelir. Kestane ve onlar daha çok bizim yayla köylerimiz dediğimiz Topçal, Kavşuk, İbrahim Kava, oralardan da üreticilerimiz gelir. Peki alım satım saatleri en çok hangi yolda? En çok sabah erken saatlerde olur. Mesela üreticimizin de dediği gibi sabah 5-6 gibi mesela dışarı gidecek olan kişiler yatağına binerse eğer o kestane cevizi ihtiyacı var sabah erken alıp giderler. Buradaki pazarcılar Perşembe pazarı için tabii 7'de 8'de alsa da oluyor. Mesafeye bağlı diyorsun. Evet, mesafeye bağlı. Gideceği yere bağlı. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.